Yani Osmanlı bariz belli. Şurayı size anlatayım dön bir gel. Anadolu Bozkırı Yozgat'ta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün mikorize mantarı ile yaptığı üretim şeker pancarından sonra domateste de verimi artırdı. Üst zaten. Ekmeğin aynı. Ekmeğin patatesi buraya çıktım ben. Yapmadın mı bu şeyi? Yok, ben de yayın okuyordu. Patatesin eksikliği çok gözüküyordu. Şimdi bir iki tanesini gördüm. Birkaç tane var ha. Hoş. Anladın mı? Buradan şey yapalım dur, konuşalım. Bu yüzlerini mahsus mu? Yok yok. Yok dur, bırak. Şura. Yani Osmanlı bariz belli. Biz... Yarım kilodan fazla. Yani hakikaten... Ya bunu üretmem. Her sene ya aynı tohumu ekiyoruz müdürüm. Yani... Bura 150, bura 190 kilo müdürüm. Yani orada bir tane çıkmış. O da iyi yerine gelmiş herhalde. Ama evet, genel manada baktığımız zaman... Farklılık var mı tadında? Yok çok farklı mıdır? Böyle bir şey yok. Müdürüm bir şey daha göster. Bakteriyel solgunluk. Sarıyorum sonra. Maalesef. Mikorizasız, şurası mikorizasız. Evet, yani şu burası... Şurası mikorizasız. Evet. Ha, yani şurayla şura hakikaten çok belli. Evet. Ya baktığında da çıplak gözle yani belirgin. Gözde de belli, belli oluyor zaten. Evet, evet. Kök gelişimini güçlendirdiği için. Evet, hastalığa dayanıklılığını da artırıyor. Yani. Teşekkür evet, pancarında. Her zaman bu zamana hiçbir tane kalmıyordu. Evet. Bu haftasını gittim var çok güzel ya. Evet evet. Alıyoruz diyor. Yani işte evet, kök güçlü olduğundan daha uzun yani süre dayanıyor. Yani hastalığa karşı dayanıyor. Direnç. Kokusunu aldınız mı derim şeyi? Allah Allah. Bu zaten. Ve basma. Her yer domates maşallah. Evet, gayet güzel. Şu orası evet, ne müdürüm? Orada ilacı attı. Aslında şöyle gayet güzel yani şimdi. Bir şey fark olacağını tahmin etmedik. Toplayıp tartıp da işte göz önüne attım değil mi bunu? Çiftlik gübresi attım. Attım. Evet. Her ikisine de attım çiftlik gübresi. Tamamına, tarlanın evet, tamamına attım. İhtimalle serasında var. Şimdi birazdan ona şey yapacağız, söyleriz ya. Tohum ve toprakla taşınıyorum bunu. Tohum, pide ve toprakla. Olabilir. Ekmeğin aynı. Ekmeğin patatesi buraya çıktım ben. Yapmadın mı bu bir şey? Yok, bence patatesin eksikliği çok gözüküyordu. İçine bir iki tanesini gördüm. Birkaç tane var ama çok az. Evet, burada çiftçimiz burada domateste özellikle domateste mikorize mantarı ekimi yaptı. Burada bir kısmını mikorize, bir kısmı da mikorizasız olarak ekim yaptı. Şu anda aynı şartlarda iki sıra, birisi mikorizalı, birisi mikorizasız. Birinden 150 kilo domates elde edildi. Mikorizalı olandan da 190 kilo. Yani burada 126'lık bir, 125'lik 126'lık bir. 40 kilo gibi bir artış. Yani %26 gibi bir şey var. Verim artışı. Arada verim artışı var, fark var. Bir de burada şunu gördük. Mikorizalı mikorize mantarının olduğu bitki hastalıklara karşı daha mukavemetli. Yani bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirdiğini görüyoruz. Hastalığa karşı daha dayanıklı olduğunu gördük. Aradaki farkı çiftçimiz kendisi zaten gördü. Daha bunu da bize kendisi büyük anlattı. Dedik ki gelin işte ben mikorizalı mantarını yaptığım yer daha iyi oldu. Bunu göstermek istiyorum diye. Biz de bunun üzerine geldik baktık hakikaten. Arkadaşımız da tekniker arkadaşımız da bu konuda uzman, o da gerçekten baktı, aradaki verim bayağı iyi, farkı var yani. Denedik, çok açık bir şekilde farkı gördük yani. 5-6 dönümlük bir alan var. Tamamında denemedik de yarısında denedik işte bunu.
fark çok bariz bir şekilde gördük yani. Programda işte müdür beyin de dediği gibi %25-26 fazla çıktı. İrileşti. Daha kök gelişimi daha güçlü. Yani belirgin bir şekilde fark var. Vallahi pazara götürüp satıyoruz biz. Diğer çiftçilerle hep pazarda buluştuğumuz an bizim domates ayrı bir şekilde orada belirginliğini hissettiriyor yani. Tabii yani bize de işte bilgi ver, ne kullandın, ne yaptın. Ben de söylüyorum işte Tarım İl Müdürlüğü'nden Osman Bey böyle böyle bize bir tavsiyede bulundu, denedik. Çok güzel bir başarı elde ettik. Bu alanda Yozgat Merkez Kuşçu Köyü'nde Nezir Peker isimli çiftçimizle beraber mikorize mantarının domatesin verimi ve ürün kalitesini etkilerini denemek amacıyla burada bir demonstrasyon kurduk. Daha önce yapmıştık, bunu görmüştük ama bu çiftçimizle de deneyelim dedik, gösterelim dedik. Burada çiftçimizin bir 5-6 dönüm kadar araziye domates dikti. Dikerken de çiftçimizin bunu bariz bir şekilde görmesi amacıyla 3 sıra mikorizalı, 3 sıra mikorizasız olarak dikim yaptık, fide dikimi yaptık. Bu mikoriza mantarı bilindiği üzere doğada tabiatta bulunan, özellikle ormanlık alanda bulunan doğada çok faydalı bir mantar türü. Bitkilerin köklerine yapışarak daha fazla kök salmasını ve bitki besin elementlerini daha fazla alınarak bitkinin ürün verimini artıran bir mantar çeşidi. Birçok şeyde kullanıyor. Şeker pancarı, sebze, meyve birçok şeyde kullanıyor. Burada biz köklere daldırma, fidelere daldırma metoduyla yaptık. Diktiğimiz bir sıra mikorizalı bir sıra mikorizasız diktik. Bu yandaki mikorizasız kısımla bu mikorizalı kısımda hasadımızı yaptık. Ve %26'lık bir verim farkı olduğunu gördük. Çiftçimiz de bunu gözlemledi. Bu nedenle ayrıca ürün verim kalitesi açısından da göründüğü üzere çok güzel hem taneliliği gayet güzel domateslerin, hem et verimi iyi, kilosu gayet iyi. Çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. 200 gram. ...540 gram. Sağ elimde gördüğünüz domates normal yollarla üretildi, 240 gram ağırlığında. Sol elimde gördüğünüz domates ise 540 gram ağırlığında mikorize mantarıyla üretilen bir domates.